Şimdi direkt aynı video üzerinden Euro'ları anlatmaya başlayacağım size. Şimdi bu Euro'muz neymiş? Bir Necromancer. Necromancer herhangi bir sınıf özelliği değil. Sınıf özelliğinin ne olduğunu az sonra anlatacağım. Şimdi Euro'lar 5 tane skill öğrenebilir en fazla. Bir skill'den de 3 tane ability açılır. 5'e 3 şeklinde gider. Şu an bunda Death Magic var. Burası taktik olabilir. Cutting olabilir. Burada Life Magic olabilir. Nature Magic olabilir. Hilele göstereyim. Oyundaki skill'ler Tactics, Combat, Cutting, Nobility, Life, Ordu. Kabaca geçiyorum üstlerinden. Taktik orduyu güçlendirir. Atağını, defansını, bidini, lakını, moralini. Combat direkt Hero'nun kaba gücü. Hero'nun kendi atağını, defansını, milee atağını, range atağını, büyü direncini arttırırsın. Scouting'e gelecek olursak Heroes 4'ün çok kötü bir özelliği var. Benim maplerimde kullanılmıyor. Bir Stealth diye bir skill var. Gerçekten imba ki ben öyle sıkışınca bunu yasaklayalım. Bu imba diyen bir adam değilim. Gerçekten oyun içine sıçıyor. Yani 18 senedir oynuyorum ben boku. Dengelenmiyor o. Nobility üretimle alakalı. Nobility ne sağlar? Günlük gold gelirini arttırır, wood gelirini, or gelirini arttırır. Onun da bir de diplomasi diye bir özellik var. Etraftaki kişilere para karşılığı orduna katabiliyorsun. Diplomasi sayesinde. Asıl olay ama şey, üretimi arttırıyor. Yani son expert olunca seviyesi %50 üretim arttırabiliyor. Life Magic, Bless güçlendirme tabanlı, iyileştirme tabanlı. Ordunu güçlendiriyorsun. Death Magic de tam tersi. Zayıflatıyorsun. Order Magic daha çok böyle bir mind tabanlı büyüler. Direkt hasardan ziyade düşmanı manipüle eden şeyler. Yavaşlatan, yerini değiştiren, uzaktan vurmasını engelleyen, kopyalayan. Chaos ise tam zıttı. Direkt hasar. Nature. Karışık. Nature Mage'i nasıl olay? Summoning. Yaratık yaratıyorsun kombat sırasında. Ben mesela öyle şey amacıyla mesela Basic Tactics vereyim yürüyor şu an hileyle. Görmeniz için. Burada şu an Basic Taktik var. Oraya bir Speed ve bir Movement eklermiş. Bir de her iki level başına %2. Şey %5. Şimdi Hero'larla ilgili söylemek istediğim başka bir şey şu. Ben level attım şifreyle. Şu an Necromancer yazıyor burada değil mi? Buna tıklıyorum hop Reaver oluyor. Eğer seçersem. Şu an burada ön izlemesini gösteriyor. Reaver olunca ne oluyormuş bakalım. Taktik ve Death Magic birleşince Reaver oluyormuş. Reaver direkt şey. Bloodlust diye bir yeteneği oluyormuş. Melee şeyde. Melee combat'ta yakından vururken %25 daha fazla vuruyormuş. Bu arada sınıf değiştirmek için başka bir daldan en az iki tane skill veya ability fark etmez. Burada ability geliyor. Mesela şu an ben bu şekilde devam edersem Necromancer'ım. Burada bir tane taktik var. Hala Necromancer'ım. Burada Life Magic var yine Necromancer'ım. Ta ki onlardan bir ikincisini seçene kadar. Hop. Artık ben Reaver oldum. Hileyle biraz ilerleyeyim. Şeyleri göstereceğim çünkü. Skill'lerin seviyeleri nereye kadar olduğunu. Büyüler 5 seviye. Basic, Advanced, Expert, Master, Grandmaster. Şu en baştaki şeyleri Grandmaster yapmak genellikle zordur. Çünkü ikinci ve üçüncüyü de Grandmaster yapmanı ister oyun. Dördüncüler stand alone. Nasıl söyleyeyim? Tek başına edebilirim. Mesela örnek vereyim. Şimdi Basic Necromancy. Şimdi çıkmadı karşıma. Advanced Death Magic vereyim. Bu arada sağ tıklayınca neyin ne için gerekli olduğu yazıyor. Yani direkt kalkıp Death Magic'i Grandmaster yapamıyorsun. Devam ediyoruz. Advanced Necromancy. Expert. Bu son skill'leri direkt olarak şey yapabiliyoruz. Grandmaster. Bu arada bu tamamen random karşınıza çıkması. Şu an master oldu. Bu arada şeye dikkat ettiniz mi?
Bir skill basic olduğunda etrafı renksizdir. Advanced olduğunda sağ köşesi renkli olur. Expert de şurası. Master'da %75'i. Grandmaster'ı tamamı siyah olur. Yani böyle bakarak aslında anlayabiliriz. Şu an Advanced. Şimdi Expert. Şey, Expert şimdi Master. Hop. Necromancer, Grandmaster. Yani benim Grandmaster Death Magic'e gitmem için çok daha yol var. Bunu Grandmaster yapacağım. Aa, Türkçe çevire şeyi unutmuşum. Başına skill'in adını yazmayı unutmuşum. Üstünde bekleyince yazıyor. Şu an o zaman hero mu, büyü sistemi mi bu dersin? Sadece hero'lardan bahsediyordum. Bu hero sistemi. Yani her level atladığınızda skill veya ability seçiyorsunuz. Şu hataya da düşmeyin. Karşıda bedava skill öğrenebileceğiniz, ücretsiz, beleşe skill alabileceğiniz binalar çıkacak karşınıza. Aa, Death Magic al, Life Magic alayım, taktiği alayım, oha combat beleş al deyince sonra ne olacak biliyor musunuz? Olmuş level 25-30. Ben niye Grandmaster Death Magic çıkmıyor ki karşına? Level atlayınca. Bak mesela buradan taktikten de bir şey çıktı. İki taktikten iki şey, Death Magic'den bir şey çıktı. Bak şimdi mesela combat da çıktı karşıma. O yüzden her şeyi alırsanız karşına çıkan ana hedefinize ulaşmanız zorlaşır. Yani bir yandan hero'nun güçlü de olur. Bir de level atlayınca ne olursa olsun hero'larınız ata, defansı, hit point'i de artar. Şey, hasar, can ve defansı artar. Yani level 30 bir hero çıkardınız diyelim. Skill'leri ne olursa olsun o hero genellikle güçlü olacak. Yani çıkardınız dediğim, yaptınız. Hero mantığı bu kadar. Büyü sistemine gireyim yarın. Yarın dediğim bir dahaki ders. Büyü sistemini anlatayım. Sonra kombatı anlatayım. Kombatta da iki video olacak ayrı ayrı. Kale kombatı, normal düz kombat. Hero sistemi şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.